Kardeşler, 1973 yılında Hollanda'ya gitmiştim. Vallahi müşahedemi söylüyorum, yani gözlemlerimi, gözlerimle gördüğüm şeyi söylüyorum. 1973, aradan kaç sene geçmişti söyleyin, 22 sene. Orada bölge bölge dolaşıyoruz, işçilerimize ulaşıyoruz. Dini konferanslar, sohbetler, seminerler yapıyoruz. 22 sene evvel. Ve bana da müstakil bir oda vermişler. Odada tek başıma kalıyor. Kitaplarım var, çalışıyorum, not hazırlıyorum. Gece kalkıyorum, çalışıyorum neyse. Kimse meşgul etmesin diye bana tek bir oda vermişlerdi. Allah razı olsun o zaman. Rotterdam'daydım. Amsterdam'a gittim, Lahey'e gittim. Ve bilumum bütün vilayetlerini, Belçika'yı, Fransa'yı, efendim Almanya'yı hep gezdirdiler, dolaştık, konferans verdik, her neyse. 22 sene oluyor. Hollanda'da çalışıyorum, gece notlarımı, çalışmalarımı bitiriyorum. Çalar saatimi kuruyordum, mutlaka sabah namazına kalkayım. Çalar saati öyle kuruyor, hazırlıyordum ki bir sabah namazına yarım saat kala beni uyandırsın. Temizliğimi yapayım, abdestimi alayım, Kur'an'ımı okuyayım ve ondan sonra namaz kılayım. Hakikaten sabah ezanına, tabi orada ezan mezan yok, gayrimüslim ülke. Ezan demeyelim de sabah vaktine yarım saat kala çalar saat çalıyordu ve ben kalkıyordum. Kalkıyordum, önceleri anlayamadım. Caddede, çarşıda, ana caddede bir uğultu, bir gürültü, bir harıltı, korkunç bir hareket. Ne oluyor diye merakla ilkin baktım. Vallahi sabah namazına daha yarım saat kala yüz binlerce insan sokaklara dökülmüş, hepsi işinin başına gidiyor. Allah şahit, bunları görmüşüm. Sabah namazına yarım saat kala gayrimüslimler işin başına gidiyor. Müslümanım diyenler sabah saat 10'a kadar işinin başına gelmiyor. Allah kafirlere mi verir, bu ahmak Müslümanlara mı? Varın siz söyleyin. Çalışmayan milletlere Allah'ın vereceği bir şey yoktur. Çok, bakın ayet-i kerimenin manasını söyledim. Gayrimüslimler 8 saat çalışıyorsa, Müslümanların 18 saat çalışması lazım. Hem maddi hem manevi, hayata hakim olmamız lazım. Silahlarımızı kendimiz yapmamız lazım. Uçaklarımızı kendimiz yapmamız lazım. Eğer vatanımızı savunacaksak, eğer ırzımızı ve namusumuzu savunacaksak, eğer şu Bosna Hersek katliamı, Bosna savaşları Müslümanların gözünü açmadıysa, o Müslümanların gözleri tamamen kör demektir. Bakın Boşnakların haline bakın. Irzları çiğnendi, namusları çiğnendi, vatanları çiğnendi, memleketleri çiğnendi. Silahları yok, silahları yok, silahları yok. Silahsız bir Müslüman millet beş para etmez. Silahı olmayan, silah fabrikaları olmayan, silah sanayi olmayan, nükleer enerjisi olmayan, atomu bulunmayan Müslüman, Müslümanım demesin. Ben ırzımı, namusumu korurum demesin. İşte Bosna, işte Çeçenistan, işte görüyorsunuz Azerbaycan, İşte görüyorsunuz Filistin, işte Keşmir, işte Afganistan. Görmüyor musunuz? Daha da mı uyanmayacaksınız? Daha da mı fark etmeyeceksiniz?